Çavdar Tarlasında Çocuklar, J.D. Salinger. Bölüm 1. Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz. Ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra onlarla ilgili en ufak bir söz etsem bizimkilere inmeler iner. Böyle konularda ikisi de çok alıngandır. Özellikle de babam. Bizimkiler iyiliğine iyidirler. Ben onu demiyorum. Ama felaket alıngandırlar yani. Ayrıca size o lanet özgeçmişimi olduğu gibi anlatacak filan da değilim. Ben size yalnızca iyice yamulup buraya getirilmeden önce geçen Noel'de başıma gelen manyaklıkları anlatacağım. Yani DB'ye anlattığım şeyleri. DB ağabeyim olur. Kendisi Hollywood'da. Hollywood denen yer şimdi kaldığım bu çöplüğe pek uzak değil. DB her hafta sonu beni görmeye geliyor. Önümüzdeki ay taburcu olabilirsem beni eve arabasıyla o götürecek. Daha geçenlerde bir Jaguar çekti altına. Hani şu saatte 200 mil yapan İngiliz iş şeylerden. Yaklaşık 4000 kağıda patladı ona. Bizimki bugünlerde iyi para kırıyor. Eskiden pek para kazanamazdı. Bizimle otururken kendi halinde bir yazardı. Kırmızı Balığın Esrarı diye müthiş bir öykü kitabı var ya, onu bizimki yazdı. Belki yazarını bilmiyorsunuz diye söylüyorum. Kitaptaki öykülerden en iyisi de Kırmızı Balığın Esrarı'dır. Küçük bir oğlanın teki kendi parasıyla satın aldığı için balığını kimselere göstermiyor. Bitmiştim buna. DB Hollywood'da oturuyor şimdi. Piyasaya düştü anlayacağınız. Hayatta nefret ettiğim bir şey varsa o da filmlerdir. Bakın bana filmlerden söz etmeyin. Anlatmaya Pansy Hazırlık'tan ayrıldığım günden başlamak istiyorum. Pansy Hazırlık, hani şu Eggerstone, Pennsylvania'daki okul. Adını belki siz de duymuşsunuzdur. Hatta ilanlarını bile görmüş olabilirsiniz. Yaklaşık 1000 küsur değişik dergide atını çitten aşıran, kasıntı bir herifin resmini gösteren reklamı çıkıyor sürekli. Sanki Pansy'de işiniz gücünüz durmadan polo oynamakmış gibi. Ben o okulun yakınında bile at filan görmedim. O atlı herifin resminin altında da şu yazılıdır hep. 1880'den beri nice çocuğu fevkalade aydın adamlar haline getirdik. Peh, külahımı anlatın siz onu. Öteki okullarda milleti ne hale getiriliyorlarsa, Pansy'de de bundan fazla bir halt edildiği yok. Ben Pansy'de öyle fevkalade aydın birilerine filan da hiç rastlamadım. Belki bir iki kişi. Ancak o kadar. Ama herhalde onlar da Pansy'ye geldiklerinde zaten öyleydiler. Her neyse, o gün Saxon Hill ile futbol karşılaşmasının yapılacağı cumartesiydi. Bu Saxon Hill maçı Pansy'de acayip önemseniyordu. Yılın son maçıydı ve eğer Pansy kazanamayacak olursa canınıza kıymanız filan gerekiyordu. Hatırlıyorum o gün öğleden sonra saat 3 sularında o lanet Thompson tepesinin ta doruğuna çıkmış, iç savaştan kalma o manyak topun yanı başında duruyordum. Oradan futbol alanını ve iki takımın birbirlerine yüklenmelerini olduğu gibi görebiliyordunuz. Tribünler pek seçilmiyordu ama haykırmaları duyabiliyordunuz. Benden başka tüm okul orada olduğu için Pansy tarafından derinden korkunç sesler, Saxon Hill tarafından da yanlarında pek fazla adam getiremediklerinden herhalde tek tük ama yırtınan sesler geliyordu. Futbol karşılaşmalarına pek fazla kız gelmezdi. Maçlara yalnızca son sınıftakiler kız getirebilirlerdi. Neresinden bakarsanız bakın bu Pansy felaket bir okuldu. Bendeniz çevrede en azından birkaç kız görebileceğim bir yerlerde takılmayı severim. Kollarını kaşısınlar, sümkürsünler, hatta yalnızca kikirdeyip dursunlar fark etmez. Bizim Selma Turmur, kendisi müdürün kızıydı, maçlarda sık sık boy gösterirdi. Ama pek öyle aklınızı başınızdan alacak türden bir kız değildi. Ama iyi bir kızcağızdı. Bir kez Eggerstone'dan dönerken otobüste yan yana düştük, biraz konuştuk. Sevdim kızı, kocaman burnu vardı, tırnaklarının hepsi kemirilmiş, kanlı görünüyordu. Bir de uçları ortalığa fırlayan içi takviyeli o lanet sütyenlerden giymişti. Ama yine de kızcağız için üzülmeden edemiyordunuz. En beğendiğim yanı ise babasını övüp tüy dikmelere pek kalkışmamasıydı. Babasının sahtekar salağın tek olduğunu belki o da biliyordu. Aşağıda maç seyredecek yerde gelip Thompson tepesinde dikilip durmamın nedenine gelince, eskrim takımıyla birlikte New York'tan daha yeni dönmüştüm ve eskrim takımının lanet menajeri bendim. Büyük iş yani. O sabah McBurney okulu ile eskrim karşılaşması yapmak üzere New York'a gitmiştik. Yalnız karşılaşamadık. Kılıçlarla birlikte tüm takım taklavatı lanet metroda unutmuşum.
Ama bu yalnızca benim hatam değildi. Durmadan kalkıp o kahrolası haritaya bakmak zorundaydım. Nerede ineceğimizi anlamak için. Sonuçta Pensy'ye akşam yemeği saatinde dönecekken 2.30'da dönmüş olduk. Dönerken takımdakiler trende beni aforoz ettiler. Çok gülünç bir durumdu bir bakıma. Maçta olmamamın bir başka nedeni ise bizim tarih öğretmeni Spencer'a veda etmeye gidiyor olmamdı. Grif falan olmuş, onu Noel tatili başlayana dek bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Bir not yazıp bana göndermiş, eve gitmeden önce beni görmek istediğini bildirmişti. Benim artık Pensy'ye dönemeyeceğimden haberi vardı. Sahi size de söylemeyi unuttum. Okuldan atılmıştım. 4 dersten çaktığım ve kendimi derslere falan vermediğim için Noel tatilinden sonra artık okula dönemeyecektim. Çalışayım diye beni sık sık uyarmışlardı. Özellikle de ara sınavlar sırasında annemle babam bizim Turmer'la görüşmeye geldiklerinde ama ben yine de boş verdim. Pensy de sık sık böyle adam atarlar. Pensy akademik düzeyi bayağı yüksektir. Gerçekten de yüksektir hani. Her neyse işte Aralık ayı filandı. O rezil tepede hava cadı karı memesi gibi soğuktu. Üstümde çift taraflı giyilebilen palton vardı. Eldiven filan da yoktu tabii. Bir hafta önce birileri odamdan deve tüyü paltomu cebindeki içi kürkle eldivenlerimle birlikte yürütmüştü. Pensy de ortalık hırsızdan geçilmezdi. Milletin çoğu acayip zengin ailelerden geliyordu ama okul yine de böyle arakçılarla doluydu. Bir okul ne kadar pahalıysa orada o kadar çok hırsız olur. Şaka etmiyorum. Her neyse o manyak topun yanında kıçım dona dona dikiliyor ve maça bakıyordum. Yalnız maçı pek izlemiyordum. Orada öyle takılmamın nedeni kendimce bir çeşit veda duygusu yaşamaya çalışmamdı. Birçok okuldan, birçok yerden ayrıldım. Ayrıldığımı anlayamadım. Bundan nefret ediyorum. Ayrılışlarım acıklı, hatta kötü olabilir ama bir yerden artık ayrılıyorsam bunu anlamak istiyorum. Bunu anlamadığınız zaman kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Şansım varmış. Birden aklıma bir şey geldi. Bunun oradan defolup gittiğimi iyice anlamama epey faydası oldu. Birdenbire o gün hatırladım. Ben Rebel Teacher ve Paul Campbell hep birlikte idare binasının önünde top koşturuyorduk. İyi çocuklardı, özellikle Teacher. Akşam yemeğine az kalmış ve dışarıda hava iyice kararmıştı. Ortalık daha da karardı. Artık topu bile zor görebiliyorduk. Ama kimse oyunu bırakmak istemiyordu. Sonunda bırakmak zorunda kaldık. Bay Zambesi, şu biyoloji öğretmeni, idare binasının o penceresinden kafasını çıkarmış ve bize yatakhaneye gidip yemek yemek için hazırlanmamızı söylemişti. Ama yine de böyle saçmalıkları hatırlayarak her ihtiyacım olduğunda veda duygusunu yaşayabilirdim. En azından çoğu zaman. Ne yaşayacaksam yaşadıktan sonra tepenin öte yanından aşağıya bizim Spencer'ın evine doğru koşmaya başladım. Kampüste oturmuyordu. Evi Anthony Wayne Caddesi'ndeydi. Ana kapıya kadar tüm yolu koşarak geçtim. Sonra soluklanmak için bir saniye durdum. Şişip kalırım böyle. Doğrusunu isterseniz her şeyden önce çok sigara içiyorum, yani içiyordum. İçirtmiyorlar artık. Dahası geçen yıl tam 16,5 santim birden boy attım. Tüberküloz filan kapmamın ve bu tüm lanet check-up zımbırtıları için buraya gelmemin nedeni de o zaten. Aslında oldukça sağlıklıyımdır. Her neyse soluklanır soluklanmaz koşup 204. sokağa geçtim. Her yer rezalet buz tutmuştu. Az kalsın yere kapaklanıyordum. Neden koştuğumu şimdi bile bilmiyorum. Sanırım canım öylesine koşmak istemişti. Karşıya geçerken kendimi yok oluyormuş gibi hissettim. Felaket soğuk, güneşsiz, yoldan karşıya her geçişinizde kendinizi yok oluyormuşsunuz gibi hissettiğiniz o çılgın akşamüstlerinden biriydi. Vay canına, bizim Spencer'ın evine vardığım an nasıl zile saldırdım. Soğuktan donmuştum. Kulaklarım sancıyor, parmaklarımı filan zor oynatabiliyordum. Hadi hadi diye söylendim bağırmaya çalışarak. Açın şu kapıyı. Sonunda bizim Bayan Spencer kapıyı açtı. Hizmetçileri filan yoktu. Kapılarını kendileri açarlardı. Fazla paraları yoktu. Holden dedi Bayan Spencer. Seni görmek ne güzel. İçeri girsene yavrum. Neredeyse donacakmışsın. Sanırım beni gördüğüne memnun olmuştu. Beni severdi. Yani ben öyle sanıyorum. Vay canına, apar topar nasıl da içeri daldım. Nasılsınız Bayan Spencer dedim. Bay Spencer nasıl? Paltonu alayım yavrum dedi. Ona Bay Spencer'ı sorduğumu duymamıştı. Kulağı biraz ağır duyardı. Paltomu holdeki dolaba astı. Elimle saçımı geriye doğru sıvazladım. Saçımı sık sık alabroz kestiririm. Böylece pek taramak zorunda kalmıyorum. Nasılsınız Bayan Spencer dedim yine. Yalnız bu kez duyurmak için biraz bağırdım. ''Ben mi?'' dedi. ''Ben iyiyim Holden.'' Dolabın kapağını örttü.
Sen nasılsın bakalım? Soruşundan bizim Spencer'ın ona okuldan atıldığımı söylediğini hemen anladım. İyiyim dedim. Bay Spencer nasıl? Rahatsızlığı geçti mi bari? Holden geçti ama artık iyice şey gibi olmaya başladı. Ne gibi desem bilemiyorum. İçeride odasına girebilirsin.